4. sınıf matematik çalışma kitabı 4. ünite sorularını birlikte yapalım. Ne demiş? Aşağıda paydaları eşit 3 kesir verilmiştir. Küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Paydalar eşit olduğu zaman payı en küçük olan daha küçük oluyor. Tam sayılı kesirler ise diğer basit kesirlerden daha büyük oluyor. O halde en küçüğümüz 8'de 6 veya 6 bölü 8, en büyüğümüz ise 1 tam 8'de 7. Yani cevabımız C seçeneği. Bir çalışan 6 saat aralıklarla imza defterine imza atmaktadır. İlk imzasını 1.30'da attığına göre 3. imzasını saat kaçta atacak? İlk imzasını 1.30'da atıyor. İkinci imzasını 6 saat sonra atacak. 6 saat sonra ne yapar? 6 bir daha 7.30 yapacak. Bu ikinci imza. Üçüncü imzasını ise 1.6 saat sonra atacak. Eklediğimiz zaman 13.30 yapacak üçüncü imza. Aslı aynı büyüklükteki 4 farklı pastadan vişneli pastayı 4, çikolatalı pastayı 5, muzlu pastayı 3, kivili pastayı ise 5 eşit parçaya bölerek pastaların birer dilimini pastanenin vitrininde sergiliyor. Pasta dilimlerinden hangisi daha büyüktür? Şimdi en az parçaya bölünen daha büyüktür. Örnek verecek olursak şöyle yapalım. Bir tanesini kaça böldük? 6'ya. Bir tanesini de 2'ye böldük. 2'ye bölünen bölüm tabii ki daha büyüktür. Az parçaya bölünen hangisi ise onun dilimi daha büyüktür. Yani muzlu olacak. Cevabımız C seçeneği. Yukarıda modellenen kesir hangisidir diye soruyor. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane tamımız var. 4 tam hangilerinde var? B, C ve D seçeneğinde var. Sonra diğer kesrimize baktığımız zaman diğer modelimize kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Paydamız 4 olacak. Kaçı boyanmış? Biri boyanmış. Boyanan kısım payımız oluyor. Aşağıda 3 kesir modellenmiştir. Modellenen kesirlerin toplamı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Kaç parçaya bölünmüş? 6 parçaya. Hepsi 6 parçaya bölünmüş. Payımız 6. Bu kesrimiz kaç yapıyor? Baktığımız zaman 6'da 3. Burası kaç parça boyalı? 4 parça boyalı. 6'da 4. Burası 5 parça boyalı. 6'da 5. Yan yana yazacak olursak baktığımız zaman 6'da 3, 6'da 4, 6'da 5. 6'da 3, 6'da 4, 6'da 5. Şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs saat 22.45'te hareket edip saat 8.30'da gideceği yere varmayı planlıyor. Fakat otobüs yolda arızalanıyor ve 1 saat 45 dakika mola vermek zorunda kalıyor. Buna göre otobüs gideceği yere vardığında hareket anından itibaren ne kadar süre geçmiştir? Normalde 8.30'da varması gerekiyor ama 1 saat 45 dakika daha geçiyor. O da ne kadar yapıyor? Ekleyelim üzerine. 5, 7, 75'i 60
artı 15 diye ayırıyoruz. 60'ı elde olarak saat bölümüne yazıyoruz. 8, 9, 1 de elde 10. Saat 10.45'te varmış. Şimdi baktığımız zaman 22.45'i saat 00.00'a tamamlayacağız. Bunun için 15 eklediğimiz zaman buraya 15 dakika eklediğimiz zaman 23 yapacak. 23'ten de 00'a 1 saatimiz var demektir. Yani 22.45'ten 00'a 1 saat 15 dakika sürüyor. Otobüs 10.15'te ne yapmıştı? Gideceği yere varmıştı. Yani 00'dan da 10.15'e 10 saat 15 dakika geçmiştir. 10.15'e sürmesi 00'dan 10 saat 15 dakikanın geçmesi gerekiyor. Topladığımız zaman 30 yapacak. 11.30. 11 saat 30 dakika cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki tahtalarda kesirler verilmiştir diyor. Buna göre birinci tahtadaki en küçük ve ikinci tahtadaki en büyük bileşik kesir hangisidir diye soruyor. Baktığımız zaman şöyle yapalım. Bileşik kesir olması için paydan eşit veya küçük olması gerekiyor. Pay eğer paydadan küçükse basit kesir oluyor. O halde bu basit kesir. Bunlar basit kesir, payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz. O halde bileşik kesir hangisidir diyor. İkinci taraftaki büyük olan bir tane kesrimiz kaldı zaten. O yüzden A ve B seçeneği gitti. Şimdi burada baktığım zaman paydalar eşit. Payı küçük olan daha küçük oluyor. Payı küçük. Birinci tahtada küçük olanı soruyor. 7'de 7 bu diğer kesirlerimize göre daha küçüktür. Cevabımız C seçeneği. Verilen kesirlerden bileşik kesir olanları işaretleyiniz. Payı paydasından küçük olan kesirler basit kesirdir. Bunlar basit kesir, bileşik kesir 2'de 2, 4'te 5 veya 5 bölü 4, 9 bölü 6 şeklinde ifade edebiliriz. Yani cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. 9. sorumuz. Kesri yarımdan küçüktür. Doğru. Yarısı 8'de 4'tür. Kesri yarımdan büyüktür. Yanlış. Kesri yarımdır. 12'nin yarısı 6 yapacaktı zaten. Çağlar'ın yaptığı bir koşu antrenmanı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 800 metre uzunluğundaki parkuru peş peşe 6 tur atarak koşmuştur. Birinci tur 7 dakika 36 saniyede koşulmuştur. İkinci turda birinci turla aynı sürede koşmuştur. Sonraki her turda bir öncekinden 6 saniye daha fazla koşarak koşuyu tamamlamıştır. Antrenman koşusunu ne kadar sürede tamamlamıştır diye soruyor. 6 tur koşuyor. Birinci ve ikinci turlar aynı. 7 dakika 36 saniye. İkinci tur yine aynı. Ne diyor?
her turda bir öncekinden 6 saniye daha fazla koşmuştur. O halde 7 dakika, diğeri 6 fazla koşacak 42, 48, 54 ve sonuncusu 0-0 olacak. Çünkü 60 yapacak ve 8 dakika olacak. Şimdi bunları toplayacağız. Sonra topladığımız saniyeleri de dakikaya çevireceğiz yine. Öncelikle saniye kısmını toplayalım. 12, 22, 24. Elde var 2. 3, 6, 10, 19, 2 de elde 21. Burayı toplayalım. 14, 28, 35, 8 daha 43. Şimdi 214'ü 60'a bölüyoruz. 3 defa var. 180 yapar. Çıkardığımız zaman 4, 3, 34 saniye. Şurada toplamada bir hata yapmışız. 24 değil. 12, 22, 26 yapıyor. Şurası 6 olacak. Şöyle yapalım. Burada toplarken bir hata yapmışız. 36 saniye arttı. 3 dakikada buradan geldi. 43'tü. 46, 36. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki saatler 3.50'yi göstermektedir. İkinci saat günde 10 dakika 40 saniye geri kalmaktadır. Buna göre 3 gün sonra birinci saat 3.50'yi gösterirken ikinci saat kaçı gösterir diye soruyor. Günde 10 dakika geri kaldığına göre 3 günde ne yapar? 10, 40, 10, 40, 10, 40. Topladığımız zaman 120 saniye 30 dakika. 120 saniye de ne yapacak? 2 dakika yapacak. 2 dakikada buradan geldi. 30 dakikaydı. 32 dakika. 32 dakika geri olacak. Yani 3.50'den 32 dakikayı çıkartıyoruz. Komşuya gittik. 10'dan 2 çıktı. 8, 1. 3, 18 olacak. Basit bir kesirdir. Yani 1 artı üçgen 6'dan küçük olmak zorunda. Üçgen yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? 5 yazarsak 6 olur, eşit olur. 5'ten bir küçüğünü yazıyoruz, yani 4'ü. 4 olacak sayımız. Modellenen kesri soruyor bize. Hangisidir diyor, yani 3'te 2. 3 parçaya bölünecek. 2 parçası boyanmış olacak. 1, 2, 3 parça. 2 parçası boyanmış. B seçeneği. Bir dondurucu sebzeleri 7 dakika 36 saniyede, etleri 10 dakika 25 saniyede dondurabilmektedir. Buna göre etlerin donma süresi sebzelerin donma süresinden kaç saniye fazladır? Şimdi hepsini saniyeye de çevirip yapabiliriz. Veya çıkartarak da yapabiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? 10'dan 10.25'ten 10 dakika 25'ten 7.36'yı çıkaracağız. 25 saniyeden 36 saniyeyi çıkartamayız. 1 dakika bozuyoruz. 9 dakika kalıyor. 1 dakika 60 saniye yapar. 25 de burada var.
85 yapacak. 85'ten 36'yı çıkartıyoruz. 5'ten 6 çıkmaz komşuya gittik. 15'ten 6 çıktı 9. 7'den 3 çıktı 4. 9'dan 7 çıkarsa 2. 2 dakikada ne yapar? 120 saniye. Artı 49 da burada var. Topladığımız zaman 169 saniye yapacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10. ayın 29'u 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan etti. Umut 9. ayın 16'sı 2017 tarihinde doğdu. Buna göre Umut, Cumhuriyet ilan edildikten kaç yıl, kaç ay, kaç gün sonra doğmuştur? Yani 16 09 2017'den 29 10 1923'ü çıkartıyoruz. Şimdi 16'dan 29 çıkmaz. O yüzden buradan 1 ay aldık. 8 ayımız kaldı. Burada demiş ki 1 ay 30 gün olarak hesaplanacak. 16 gün burada var. 30 günde komşudan aldık. 46 yaptı. 46'dan 29'u çıkardığımız zaman ne yapacak? 17 gün yapacak. Zaten hepsinde 17 gün olarak verilmiş. Şimdi 8 aydan 10 ay çıkartamam. 1 yıl bozuyorum. Burası 2016 kaldı. 1 yıl 12 ay. 8 ay da burada var. 12 artı 8 20 yapar. 20'den de 10'u çıkardığım zaman 10 ay yapacak. Bunlar gitti. Şimdi yılı çıkaracağız. 6'dan 3 çıktı. 3. 1'den 2 çıkmaz. Komşuya gittik. Burada da yok. Buraya kadar geldik. 1. Burası önüne yazdık. 10 oldu. Bir tane aldık. 9 kaldı. 11'den 2 çıktı. 9. 0. 0. 93 yıl 10 ay 17 gün yapar. Aşağıda kesir modellerinden oluşturulan bir örüntü verilmiştir. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir diye soruyor. Burası iki parçaya bölünmüş, biri boyanmış. Üç parçaya bölünmüş, biri boyanmış. Dört parçaya bölünmüş, biri boyanmış. Burası altı parçaya bölünmüş, biri boyanmış. Burada da ne olacak? 5 parçaya bölünecek, biri boyanacak. O da B seçeneğidir. Sorumuz. Ne demiş? Grafiğe göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Sınıfta en çok okunan kitap türü hikayedir. Baktığımız zaman evet en yüksek hikaye çıkmış doğru. Dergi okuyan öğrenci sayısı roman okuyan öğrenci sayısından azdır. Evet romandan daha az doğru. Hikaye kitabı okuyan öğrenci sayısı dergi okuyan öğrenci sayısından 8 fazladır. 7, 15 çıkardığımız zaman 15'ten 7'yi 8 fazla olduğunu göreceğiz. Doğru. Hikaye kitabı okuyan öğrenci sayısı 15. Çizgi roman okuyan öğrenci sayısının 2 katıdır. Çizgi roman 5. 5'in 2 katı 10 yapar. 15 değil. Cevabımız D seçeneği. Evet. Selim 162 sayfalık kitabın 6'dakisini okumuştur. Bitirmek için kaç sayfa daha okumalıdır?
162'yi bölüyoruz 6'ya. 2 defa var. 12 yapar. Çıkardık 4. 2 aşağı indirdik. 7 defa 42 yaptı. Çıkardık 0 0. Bulduğumuz 27 6'da 1'i olarak düşünebiliriz. 6 parçaya bölünmüş. Bir tanesi kaç parça oldu? 5. Bir tanesi 27, 27, 27, 27, 27, 27. İki parçasını okumuş, bitirmesi için 4 parça daha okuyacak. 27 çarpı 4 dediğimiz zaman 28'in 8 elde var 2. 108 sayfa daha okumalıdır. Veya 27'yi bulduk. 27 çarpı 2 diyoruz. 14. Kitabın tamamından 162'den okuduğu sayfaları çıkartarak da yine bulabiliriz. Bora'nın bilyelerinin 13'te 5'i mavi, 13'te 3'ü kırmızı, geri kalanı ise sarıdır. Bilyelerinin kaçta kaçı sarıdır? Şöyle bir hemen 13 parçalık bir model çiziyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 tanesi maviymiş. 2, 3, 4, 5. 3 tanesi kırmızıymış. Geriye kalanlar ise sarıymış. 2, 3, 4, 5. 13 parçada da 5 tanesi sarıymış. Bu şekilde yapabiliriz. Aylin 16 haftalık yaz tatilinin 8 haftasını köyde, 4 haftasını tatilde, geri kalan zamanını da evde geçirmiştir. Evde geçirdiği gün sayısı hangisidir diye soruyor. 8 haftasını köyde, 4 haftasını tatilde ne yaptı? 8, 4 daha 12 yaptı. Kaç haftaydı? 16 haftanın 12 haftasını kullanmış. Geriye 4 hafta kalmış. Geri kalanı nerede geçirmiş? Evde. Yani 4 hafta evde. Bize gün olarak soruyor. 4'ü işaretlemiyoruz. 1 hafta 7 gün. 4 hafta 4 tane 7 yapar. O da 28 yapar. Sinem hafta içi her gün 20'de 7 dakika kitap okuyor. 5 hafta toplam kaç saat kitap okur? Hafta içi her gün 27 dakika okuyor. Yani hafta içi 5 gün 5 tane 27 okuyor. Bir hafta ne kadar okuduğunu bulalım. 35'in 5'i elde var 3. 10, 3 elde 13. Bir haftada 35, 135 dakika okuyormuş. 135 dakika çarpı 5 haftayı bulalım. 25'in 5'i elde var 2. 15, 17 elde var 1. 5, 1 de elde 6. Şimdi ne yapacağız? 675'i biz 60'a böleceğiz. Şu an dakika olarak bulduk. Kalan bizim artan dakikamız olacak. Ve buradaki bölüm kısmı da saatimizi gösterecek. Bir defa diyorum 60 çıkardım 7. 5 aşağı indirdim yine bir defa var 60 çıkardım 15. 15 dakika 11 saat. Cevabımız A seçeneği. Elif 15'te okuldan çıkıp önce parka sonra eve gidiyor. Okul, park ve
Ev arasında geçen süre ve Elif'in parkta geçirdiği süre aşağıda veriliyor. Elif kaçta eve gelmiştir? Okuldan çıkıyor. 30 dakika burada, 30 dakika parkta geçiriyor. 45 dakikada evine geliyor. Şimdi okuldan parka gelmesi 15. Tek tek de yapacağım, böyle ayrıntılı anlatacağım. 30 dakika ekledik üstüne. Ne yaptı? 15-30. Parkta bir 30 dakika daha geçirdi. Ekliyoruz üstüne. 60 dakika. O da ne yapacak? 1 saat yapacak. 0-0 yazıyoruz. 15 artı dakikalardan gelen saati de ekledik. 16 yaptı. Parktan evine gitmesi 45 dakikaymış. 16'ya 45'i daha eklediğimiz zaman ne olacak? 16-45 yapacak. Cevabımız B seçeneği. Arda'nın sıfır noktasında bulunan okulu ile 5 noktasında bulunan evi arasındaki yol eşit aralıklarla çizilmiş sayı doğrusunda gösterilmiştir. Arda evinden okula giderken okla gösterilen noktada resim defterini unuttuğunu fark etmiş, evine geri dönmüş ve defterini alıp tekrar okula gitmiştir. Arda'nın evden okula gidene kadar yürüdüğü toplam mesafe hangi kesirle ifade edilir diye soruyor. Şimdi baktığımız zaman 0 ile 1 arası kaç parçaya bölünmüş? 2 parçaya. Paydamız 2. Zaten hepsinde de 2. Önce arkadaş gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra geri geliyor. 6, 7, 8, 9, 10. Sonra tekrar evinden okula giderken, pardon, evinden gidiyor. Tersten yaptık biz. Normalde bu taraftan olması lazım diye düşündüm ben. 1, 2, 3, 4, 5. Unuttu, geri döndü. 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar okula yöneliyor. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki doğal sayılar pay ve payda da kullanılarak kesirler oluşturuluyor. Buna göre kaç farklı basit kesir oluşturulabilir? Basit kesir payı paydasından büyük değil küçük olandır. Payı paydasından küçük kesirlere denir. Şimdi 11'i yazdık. Buraya hangi sayıları koyabiliriz? 3, 5, 7, 9'u koyabiliriz. Basit kesir olur. 4 tane bulduk. 9 paydamız olduğu zaman 11'i koyamayız. 9'u kullandık. 11'i paya koyamayız. Çünkü payın küçük olması lazım. Şunları kullanabiliriz. 3 de buradan geldi. 7'yi kullandığımız zaman yine paya 9 ve 11'i kullanamayız. 7'yi de aşağıya kullandık. Bu ikisini kullanabiliriz. 2 tane daha oluşturduk. 5'i kullandığımız zaman ise bunların hiçbirini kullanamayız 5'i kullandığımız zaman. Çünkü payın küçük olması lazım. Sadece 3'ü kullanabiliriz. Bir tane de buradan bulduk. Topladığımız zaman 10 tane yaptık. Yukarıdaki tablonun kaçta kaçı basit kesirlerden oluşmaktadır? Boyayacağız. Payı paydasından küçük olan kesirleri. Dört, sekiz, on iki. Payda 12. Kaçını boyadık? 3, 6, 8 tanesini boyadık. 12'de 8. Yirmi altıncı sorumuz. Ali'nin günlere göre çözdüğü soru sayıları gösterilmiştir demiş.
Baktığımız zaman hangisi yanlıştır diye soruyor. En fazla soru çözdüğü gün çarşambadır. Evet, en fazla 36 soru çözmüş çarşamba. Pazartesi ve cuma günleri çözdüğü soru sayısı eşit. Evet. Cuma günü salı ve perşembe günlerinin toplamından daha fazla soru çözmüştür. Cuma günü 30, salı ve perşembe 20 artı 10, 30 yapar, eşittir, fazla değildir, yanlıştır. Ahmet tarlasının 8'de 3'üne marul, 8'de 1'ine domates, 8'de 2'sine havuç ekmiştir. Tarlanın geri kalanına ise ekim yapmamıştır. Tarlada ekilmeyen kısmı ifade eden kesrin sayı doğrusundaki yeri hangisine doğru verilmiştir? 8 parçaya bölünecek öncelikle. Baktığım zaman hepsi 8 herhalde. Evet. Kaç parçası kullanılmış? Topladığımız zaman 6 parçası kullanılmış. Sadece 2 parçası kullanılmamış. Kullanılmayan kısmı soruyor. 1, 2'de olan yer. Burası kullanılmamıştır. Cevabımız A. Tamamı 8'dir. 6 parçası kullanılmış, 2 parçası kalmıştır geriye. Basit kesirlerin yazılı olduğu kutular sarıya boyanıyor. Sarıya boyayalım. Son hali nasıldır diye soruyor. Basit kesir payı paydasından küçük olacak. Evet, A seçeneği olduğunu görüyoruz. Dört kişinin paylaştığı bir pasta ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 6'da 1'ini Merve yedi. Merve'nin payının 2 katını Ersin yedi. Şöyle bir pastamız eşit olduğunu düşünelim. Pek eşit olmadı ama şöyle yapayım. Bir, 6'da 1'ini Merve yemiş. Merve bir parça yemiş. Merve'nin 2 katını Ersin yemiş. Yani 2 parça Ersin yemiş. Esra da Ersin'in payı kadar yedi. 2 tane de Esra yemiş. Geriye kalanı Ali yedi. Ali 6'da 1'ini yemiştir. Hangisine modellenmiştir? A seçeneğinde modellenmiştir. Ali'nin yedi tabii ki 6'da 1. Evet. Buna göre müzik dersini seven öğrenciler tüm öğrencilerin kaçta kaçıdır? Bakalım, bakalım. Müzik dersi 8. Tüm öğrenciler ne kadar onu bulacağız. 6, 4 daha 10, 12. Tüm öğrenciler 8'de müzik 20. 20'de 8'i D seçeneği. Evet, satılan meyveler. Her bir görsel 5 meyveyi göstermektedir. Grafiğin sütun grafiğiyle gösterilmiş hali hangisidir diye soruyor. Öncelikle 45 üzüm. Şöyle yazalım. 25 kayısı. 40 kivi. 35 muz, 30 şeftali. Daha küçültelim.
30, şeftali, muz 35, kivi 40, kayısı 25, üzüm 45. Baktığımız zaman A seçeneği olduğunu görüyoruz. Evet, grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Mart ile Mayıs aylarında tüketilen yakıt miktarları eşittir. Mart, Mayıs. 160-160 doğru. Ocak ile Temmuz aylarında tüketilen aynı, birbirine eşittir demiş aynı. Yakıt tüketiminin en fazla olduğu ay Temmuz. Hayır, en fazla Nisan. En az olduğu ay Şubat'tır. En az olduğu ay Şubat. Ama en fazla olduğu ay Temmuz değildir. Cevabımız C, yanlış olan. 33. sorumuz hangisi yanlıştır diye soruyor yine. Üretilen buğday miktarı yıllar. 2015-2018 yıllarında üretilen buğday miktarı birbirine eşittir. 2015-2018 eşit. Buğday üretiminin en fazla olduğu yıl, evet, 2019. En az olduğu yıl 2017. Evet, doğru. 2016'da üretilen buğday miktarı 2017'de üretilen buğday miktarından 1500 kilogram daha azdır demiş. Hayır, fazladır, bir defa az değildir. Yanlış olan C seçeneği. Yüksel ödevlerini saat 9.45'te yapmaya başlamış. 2 saat 25 dakika sonra ödevlerini bitirmiş. Saat kaçta bitirmiştir? 9.45'e 2 saat 25 dakika ekliyoruz. 70 yapar. 70'i de biz 60 artı 10 diye ayırırız. 60 dakika 1 saat yapar. Elde olarak buraya. Dakika bölümünde ise 10 kalacaktır. Burası da 12 yapar. 12, 10. Cevabımız B'dir. Tuğba bir fabrikada hafta içi her gün 7 saat çalışmaktadır. Buna göre Tuğba 2 ayda kaç saat çalışmıştır? 1 ayı 4 hafta olarak kabul ediyoruz. Hafta içi her gün 7 saat çalışmaktadır demiş. Hafta içi 5 gün, 5 kere 7, 35, 2 ay diyor. 1 ay 4 haftaysa 2 ay 8 hafta yapar. 1 haftada 35 saat çalışıyorsa 8 haftada kaç saat çalışır çarparak buluyoruz. 40'ın 0 elde var, 4. 24, 28. C. Satranç kursu için haftada 285 dakikasını ayırıyormuş. Satranç kursuna haftada kaç saat, kaç dakika ayırıyor? Ne yapacağız? 285'i bölüyoruz 60'a. 285 dakikanın içinde kaç tane 60 var onu bulacağız. 4'ü deneyelim. 0, 24 çıkardığımız zaman 5, 4, 0. 4 saat, hepsini 4 saat. Kalanımız ise dakika, 45 dakika. Cevabımız C'dir. Hangisi kesirinden büyük, basit bir kesirdir? Payı paydasından küçük olacak. 10'dan küçük olacak. Ama bu 6'dan da büyük olacak. Ne olabilir? 7, 8, 9 olabilir. 10 olursa basit kesir olmaz. O halde 5 daha küçüktür. Bunlar bileşik kesirdir. Cevabımız B seçeneği. Dikilmeyen fidan sayısı. 6'da ikisi dikilmişse
1, 2, 3, 4, 5, 6. İki parçası dikilmişse geriye 4 parça dikilmemiştir. Yani 6'da 4'ünü soruyor bize. Ne yapacağız? 108'i 6'ya bölüp 4'te çarpacağız. 108'i bölüyoruz 6'ya. 8 aşağı indirdik. 6'da 1'ini bulduk. Bize 4 parçasını soruyor. 18 çarpı 4. Veya şöyle de yazabilirsiniz. 6'da 1'ini bulduk. 32, 72 yapar. Bir kutudaki misketlerin 18'de 5'i turuncu, 18'de 3 kırmızı, 18'de 4'ü mavi, kalan ise sarıdır. Kaçta kaçı sarıdır diye soruyor. 5 3 daha 8, 4 daha 12. Tamamı 18 parçaymış. 12 parçası farklı renkte. Kalanlar ise sarı renkteymiş. 6 parçası sarı renkmiş. 18'de 6. Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Öncelikle kaç parça var onu bulacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya bölünmüş. Paydamız 9. B ve D seçeneği gitti. Kaça kadar gelmiş? 8'e kadar gelmiş. 8'in çünkü 9'uncusu 1'de. Dokuzda 8'den kaç çıkartılmış? 3 parça çıkartılmış. 9'da 3. Geriye ne kalmış? Burası kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5 parça. Evet, çetele tablosu var. Havuç ve lahanalardan birer kilogram. Pırasa ve karnabahardan ikişer. Kaç lira öder diye soruyor. Kilogram fiyatı kaçmış? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 9 ve burası da 7. Birer kilo alırsa ne yapacak burası? Havuç ve karnabahar için ne kadar ödeyecek? 16 lira. 2 tane bundan alırsa 8 çarpı 2, 16. Altına yazıyoruz. 6 çarpı 2, 12. Topladığımız zaman 12, 14 elde var. 1, 44 lira ödeyecektir. Yukarıdan modellenen çıkarma işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Kaç tane var çıkanda? 5, 7 tane var. 7 taneyi çıkartıyoruz buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geriye kaç tane var boyalı? 6 tane var. Toplama işleminin sonucu kaçtır? Kaç parça boyalı burada? 5 parça. Burada kaç parça boyalı? 7 parça. Topladığımız zaman 12 yapıyor. Evet, baktığımız zaman 8 ile 2 arasında bir sayı yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Tabii ki 8 olamaz. 7, 6, 5, 4, 3 olabilir. Bununla bunu topladığımız zaman 10. 10 da burada 20, 5 de burada 25. 6 düzine hayvanın 6 düzine ne yapar? 1 düzine 12, 6 düzine 6 çarpı 12 diyoruz.
72. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Şurayı görmüyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi iki parçası inek, üç parçası koyun, koyun ve ineklerin toplam sayısı kaçtır? Kaçta kaçı yapıyor burası? 2, 3. Yani 9'da 5 yapıyor. 9'da 5'ini soruyor. 72'yi 9'a böleceğiz. 72 bölü 9, 8 yapar. 5 ile çarpıyoruz. 8 çarpı 5, 40 yapacaktır. Evet. Paylar eşit olduğu zaman payda ne kadar büyükse kesir o kadar küçülüyor. Yazılabilecek doğal sayıların toplamı 9'dan 15'e gidene kadar ama 9 ve 15'i kullanmayacağız. 10, 11, 12, 13, 14. 4, 3 daha 7, 9, 10. 10'un sıfırı elde var 1. 1, 2, 3, 4, 5, bir de elde 6, 60 yaptı. Büyükten küçüğe doğru sıralanışını soruyor. En küçük olan en büyüktür. 7 başta olacak. Direkt C seçeneği. Evet, bir zeka oyuncusu seçmelerini istemiş. Seçilen zeka oyunları ve bu oyunları seçen öğrenci sayıları aşağıdaki sıklık tablosunda verilmiştir. Hangisi yanlıştır diye soruyor 48. sorumuzda. En az seçilen oyun Mangala'dır. Baktığımız zaman evet doğru. 5 nokta oyununu 135 öğrenci seçmiştir. Doğru. Renkli küpler ve koridor oyununu seçen toplam öğrenci sayısı 208'dir. Koridor ve renkli küpler 123, 85 topladığımız zaman 8, 208 doğru. En fazla seçilen oyundaki öğrenci sayısı 150. En az seçilen oyundaki öğrenci sayısından 76'dan 64 fazladır demiş. Hayır bakalım. Komşuya gittik. 4, 74 fazla, 64 değil. Evet. Kesir basit kesir olduğuna göre yazılabilecek en büyük doğal sayı 17. 8 artı kutucuk 17'den küçük olmalı. Buraya ne yazabilirim? Bir tane yazarsam, bir yazarsam 9. 2 yazarsam 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir tane daha yazarsam, 9 yazarsam 17 oluyor. O zaman basit kesir olmuyor. En fazla 8 yazabilirim. Erhan akşam 9.40'da uyur, sabah 6.50'de uyanır. Kaç saat kaç dakika uyumuştur? Öncelikle 21.40'dan 00'a kadar olan süreyi hesaplayacağız. Buraya 20 dakika eklersek saatimiz 22.00 olur. 20 dakika orada var. Şöyle yazalım 20 diye. Buradan 00'a 2 saat geçmesi gerekir. 2 saatte öyle var 00'a. Yani gece yarısına. Buradan da 6.50'ye ulaşması için yine 00 6.50. 6.50 de burada uyumuştur.
6.50. Topladığımız zaman 2.20'de 12'ye kadar uyumuştu. 70 yapar. 70, 60'tan fazla olan kısmı kalıyor. 60'ı saat olarak yana yazıyoruz. Topladığımız zaman 9 saat 10 dakika yapar. Bir benzin göstergesindeki kırmızı ibre benzin deposunun kaçta kaçının dolu olduğunu gösterir. Kırmızı ibrenin sıfır göstermesi depo boş, biri göstermesi deponun tamamıyla dolu olduğunu anlamına gelir. Aşağıda bir aracın eşit aralıklara bölünmüş benzin göstergesi veriliyor. Benzin deposunun tamamı 64 litre. Benzin aldığına göre deponun dolması için kaç litre benzine daha ihtiyaç var? 64 kaça bölünmüş? 4'e bölünmüş ve bir parçası doluymuş. 64'ü 4'e bölüyoruz. Çünkü burası 4 parçaya ayrılmış gösterge. O yüzden 4'e böldük. Her bir parçanın kaç litre benzin aldığını buluyoruz. Her bir parça 16'ymış. Buradan burası da 16 olacak. Burası da 16. Burası da 16. Deponun dolması için 3 tane 16'ya ihtiyaç var. 10 da çarptığımız zaman 3'te 48 litreye daha ihtiyaç vardır. Yerine yazılabilecek semboller aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Baktığımız zaman ne olacak? İlkini yaptığımız zaman çıkıyor zaten. 1 bölü 2 büyüktür. Bu da eşit. Cevabımız B seçeneği. Evet, bazı semboller ve sembollere karşılık işlemler verilmiştir demiş. Toplamını soruyor. Bunu topladığımız zaman yıldızımız ne yapacak? 8. 9'da 8. Burası 9'da 8. Çıkarttığımız zaman ayımız ise 8'den 3 çıkarsa 5, 9'da 5'tir. Toplamını soruyor. 9'da 8'di yıldızımız. Topladığımız zaman 13 yapıyor. 9'da 13 ve 13 bölü 9. Ezgi 14 Ekim 1992'de doğmuştur. 14 Eylül 98 tarihinde ilkokula başlamıştır. Doğduktan kaç ay sonra ilkokula başlamıştır diye soruyor. Öncelikle Eylül 9. ay, Ekim 10. ay. Büyük sayımızdan 14, 9, 1998. 14, 10, 1992'yi çıkartacağız şimdi. Baktığımız zaman 14 günden 14 gün çıkardık 0. 9 aydan 10 ay çıkartamayız. 1 yılı bozuyoruz. 1 yılda kaç ay var? Buradan bir tane aldığımız zaman 1997 kaldı. 1 yılda 12 ay var. 9 ay da burada var. Ne yaptı? 21 ay. Pardon. Evet, 21 ay. 21'den 10'u çıkardığımız zaman 11 ay, 7'den de 2 çıkarsa 5 yıl. 1 yıl 12 ay olduğu için 5 yıl 5 tane 12 yapar. Çarptığımız zaman 60 yapacaktır. 11 ay da burada var. 60 artı 11 ay 71 ay yapacak. Hangisi bütüne daha yakındır?
Baktığımız zaman aradaki fark daha az olacak. Kesirler, paydalar aynı. 12'de 11 en çok olandır. Bütüne daha yakındır en çok olan. Evet. Fark çıkan eksilen verilmemiş. Çıkan 10'da 4, fark 10'da 3. Şimdi ne yapıyorduk eksilerini bulmak için? Toplama işleminde, çıkarma işleminde pardon. Bu ikisini topluyorduk. 7 bölü 10. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Öncelikle kaç parçaya bölünmüş her bir aralık? 5 parçaya bölünmüş. Demek ki paydamız 5'tir. O yüzden A ve B seçeneği gitti. 5'te 2. Burası kaç? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, topladığımız zaman 24 bölü 5. Bir bahçede üretilen portakal, domates ve zeytin miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Evet, neyi soruyor? Buna göre ürünlerin tamamı satıldığında elde edilen gelir kaç TL'dir diye soruyor. Hemen portakal 600 çarpı 4'ten satıyoruz. Çarptığımız zaman 6 kere 4 24 sıfırları arkasına ekledik. Domates 3 liradan satılmış, 800 çarpı 3. 3 kere 8 24 sıfırları arkasına ekledik. Zeytin 400 12 ile çarpıyoruz. 0, 0, 8, 0, 0, 4. Topladığımız zaman 4800 yaptı. Hepsini alt alta yazalım. Toplayalım. Cevabımız B seçeneği. Evet, A yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı. 9'da 5 arasındaki sayılardır. 8, 7, 6. Topladığımız zaman 21 yapacaktır. Evet. Kırtasiyedeki ürünler, ürün sayısı, ürün adı. Satış oranları verilmiş. Buna göre ürünler satıldıktan sonra kırtasiyede hangi üründen en az sayıda kalmıştır? Şimdi baktığımız zaman kalem 400 tane var. 8'e böldüğümüz zaman 50 yapar. 7 ile çarptığımız zaman 350 yapar. Kalemden 50 tane kalmıştır. Defter 25'e böldüğümüz zaman 10. 23 ile çarptığımız zaman 230 yapar. Geriye 20 tane kalmıştır.
İki yüzü dörde böldüğümüz zaman 50 yapar. 150 tane satılmış, geriye 50 tane kalmış. Diğer ürünler 20'ye böldüğümüz zaman 25 yapar. 500'ü 20'ye böldüğümüz zaman 25. Geriye ne kadar kalmıştır? 75 tane kalmıştır. En az kalan ürünümüz ise defterdir. 20 tane kalmıştır. Aşağıda farklı renkte ve eşit uzunluktaki şerit kartonlar verilmiştir. Pembe şerit karton bir defa, mor şerit karton iki defa, yeşil şerit karton üç defa, mavi şerit karton dört defa. Uç noktaları üst üste gelecek şekilde ortadan ikiye katlanıyor. Daha sonra şerit kartonlar katlama yerlerinden kesiliyor. Buna göre elde edilen şeritlerden her birinden bir parçası bütünün kaçta kaçıdır diye sormuş bize. Şimdi burası bir defa kesildiği için bir parçası nedir? İkide bir. Zaten hepsinde ikide bir. Burası iki defa kesilmiş. Bu şekilde olmuş yani. Şu parça nedir? Dörtte birdir. Daha sonra yine şu parçayı bulduk. Bu parça da ikiye bölünüyor. Diğerler de ikiye bölünüyor. Bu parça bizim sekizde birdir. Daha sonra yine 8 parçaya bölünmüş ve o küçük bir parça da yine 2 parçaya bölünüyor. Şunu farklı renk yapalım. Sarı yapalım. Parçaların sayısını saydığımız zaman o da 16'da bir yapacaktır. Cevabımız D seçeneği. Altmış kilogram çekirdek, 45 kilogram badem, 40 kilogram fındık vardır. Çekirdeğin 12'de 7'si, bademin 9'da 5'i, fındığın da belli bir miktarı satılınca geriye 75 kilogram kuru yemiş kalmıştır. Öncelikle 60'ı 12'ye bölüyoruz. 5 yapar. 7 ile çarptığımız zaman 35 yapar. 60'tan da 35'i çıkardığımız zaman 25 kalacak. Bademin 9'da 5'ini satalım. 45'i 9'a böldük. 5 yaptı. 5 ile 5'i çarptık. 25 yaptı. 45 vardı. 25'i satıldı. Geriye 20 kaldı. 25 çekirdekten, 20 bademden kaldı. Toplamda 45 kalmış. 75 kalmış diyordu geriye. 45'i çıkardığımızda 30 kilogram da fındıktan satılmış. Fındığın 40 parçasından 30'u satılmış yani. Sıfırları karşılıklı
götürdüğümüz zaman 4'te 3'ü kalmış. 4 parçadan 3'ü kalmışsa bunlar kalanlar satılan tabii ki 4'te 1'i satılmıştır. Evet. İneklerin 118'i, koyunların 235'i satılmış. Çiftliğe de 207 tane at satın alınmıştır. Son durumu hangi grafikte doğru olarak verilmiştir diyor. İnekler 418'miş. 118'i satılmış. Geriye 300 inek kalmış. İnek 300. 685'miş. 235'i satılmış koyunların. 0, 5, 4. Koyun 450. 243 at varmış. 207 tane daha alınmış. Topladığımız zaman 0, 5, 4 yapacak. At 450. İnek 300. 450 koyun, 450 at. A seçeneği doğru olan seçenektir. 64. Toplama işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Kaç parçaya bölünmüş? 4, 8, 12, 16. Paydamız 16. Kaç tane boyalı parçamız var? 4, 8, 12, 16, 20. A seçeneği doğru olan seçenektir. Aşağıdaki sayı doğrusunda bulunan 3 nokta sembolleriyle gösterilmiştir diyor. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Üçgen ile eşleşen noktaya gelen kesir 0 ile yarım arasındadır. Doğru. Kare ile eşleşen noktaya denk gelen kesir üçgen ile eşleşen noktaya denk gelen kesirden büyüktür. Evet. Burası zaten 10 parçaya bölünmüş. Burası 10'da 2, burası 10'da 4. Doğru, büyüktür. Daire ile eşleşen noktaya gelen denk gelen kesir yarımdan büyük. Evet, yarım burası, yarımdan 3 kademe daha fazla. Doğru. Kare ile eşleşen noktaya denk gelen kesir yarımdan büyüktür. Hayır, yarım burası, yarımdan azdır. Yanlış olan seçenek D seçeneği. 5 apartmanda bulunan daire sayıları verilmiş. Sütun grafiği ile gösterimi hangisidir diye soruyor. Baktığımız zaman A 60, B 80, C 60 diyor. Hayır, 100. A değil. Yine bakıyoruz. A 60, B 100 demiş. Hayır, B 80 olacak. A 60, B 80, C 100. Burada C 80 demiş, yanlış. 60, 80, C 100, 20, 60. Evet. D 20, bu da 60. D seçeneği doğru olan seçenek. 67. sorumuz. Anaokulundaki 100 öğrenciye en sevdikleri renkte sorulmuş. Alınan cevaplar aşağıdaki gibi veriler elde edilmiş sorulardan. Yeşil rengi seven 20. Yeşil ve sarı sevenlerin sayısı eşit. Sarı da 20. Şu gitti A seçeneği. Bu da gitti. Yeşil rengi sevenlerin sayısı mavi rengi sevenlerin sayısından 25 azdır. 25 azsa mavi 20'den
Yani yeşilden 25 fazladır. O da 45 yapar. En çok sevilen renk mavidir. En az sevilen renk kahverengidir. Kahverengi daha az olacak. Şöyle biraz küçültelim. Evet, mavi 45, 20, 20. En az sevilen renk kahverengi. Tamam. Bu zaten yanlış. 45 olacak. Cevabımız D. A ve B noktası arası uzaklık 550 kilometredir. A noktasından yola çıkan bir araba yolun 11'de 6'sını gittikten sonra bir dinlenme tesisinde mola vermiştir. B noktasından yola çıkan bir kamyon da aynı dinlenme tesisinde mola vermiştir. B noktası ile dinlenme tesisi arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Yolun 550'nin 11'de 6'sını bulalım. 550'yi bölüyoruz 11'e. 5 defa var. 55 yapar. Çıkardık 0 0. 0 aşağıya indirdiğimizde oluşan sayıda 11 yoksa buraya bir 0 atıyoruz. 50 çarpı 6 0 30 300 yapar. 300 kilometre gittikten sonra şöyle diyelim. 300 kilometre gittikten sonra mola vermiş bu araç. Geriye ne kadar kalmış? 550 olması için. 550'den 300'ü çıkardığımız zaman 250 kalmıştır. Yani bu araç burada mola vermiş. Bu araç da 250 kilometre gelmiş. Aynı yerde buluşmuşlar. Altmış dokuzuncu soru. Aşağıda aynı büyüklükteki 3 pastanın dilimlenmiş hali modellenmiştir. Bu pastalardan bir dilim alınıp 3 farklı tabağa konulmuştur. Tabaklardaki pasta dilimleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. En küçük pasta dilimi ikinci tabakta. En küçük zaten resme bakarak bile anlayabiliriz. En küçük pasta dilimi hangisi? Tabii ki C'deki pasta gördüğümüz üzere ikinci tabağa konulmuş C pastası. Birinci tabaktaki pasta dilimi üçüncü tabaktakinden daha büyüktür. Üçüncü tabaktakinden daha büyük olduğuna göre birinci tabaktaki bu A pastası ile B pastası biri 1'de biri 3'te olacak. Birinci tabaktaki pasta dilimi üçüncü tabaktakinden büyük. O zaman B birinci tabakta, A da üçüncü tabakta olacak. Hangi pasta olduğunu ve tabaktaki pasta dilimlerinin kesirle ifadesini yazınız demiş. Baktığımız zaman bir iki parçaya bölünmüş. İki de biri boyanmış. C pastasına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. Paydamız 8. Ve bir parçası boyanmış. A pastasına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Ve bir parçası boyanmış. Şeklinde yaptık. 8'de 1. İlkokul 4. sınıflar arasında düzenlenen bir bilgi yarışmasının kuralları aşağıda verilmiştir. 30 puan tam puandır. Sorular mavi, sarı ve yeşil renkli 3 ayrı zarfta bulunmaktadır. Mavi zarftaki sorular doğru cevaplandığında tam puanın 1 bölü 3'ü alınmaktadır. Sarı zarftaki sorular doğru cevaplandığında
2 bölü 5'e alınmaktadır. Yeşil zarftaki sorular doğru cevaplandığında ise tam puanın 4 bölü 15'i alınmaktadır. Ece ve Eray'ın doğru cevapladığı soru sayıları ve bu soruların bulunduğu zarfların renkleri aşağıda verilmiştir. Buna göre Ece ve Eray'ın yarışma sonunda aldığı puanları boşluklara yazınız demiş. Öncelikle Ece'den başlayalım. Maviler 3'te 1, 3 tane doğru yapmış. 3 tane doğru yaptığı zaman bir tam puanın 3'te 1'ini alıyordu. 30'un 30 tam puandı. 3'e böldüğümüz zaman 30'u 10 yapacak. Her 3 soruda 10 puan alacak. 10, 10, 10 yapacak. 3'te 1 alındığı için bir soruda doğru cevapladı. 10 puan. İkinci soruda doğru cevapladı. 10 puan. Üçüncü soruda doğru cevapladı. 10 puan mavilerden gelecek. İki tane sarı zarftan soru cevaplanmış. 5'te ikisi diyor. 30'u 5'e böldüğümüz zaman 30'un içinde 5, 6 defa ve 5'te ikisi alınmaktaymış. 5 çarpı 2, 12 puan. 2 soru cevaplamış. 2 tane 12 yapacak. Yeşil zarftan cevaplamamış. Doğru cevaplamamış. Evet, Eray'ın 2 tane 10 yapacak. Bir tanesi 12 idi. Şimdi yeşil zarfa bakıyoruz. 15'te 4'üymüş 30'un. 30'u 15'e böldüğümüz zaman 30'un içinde 15, 2 tane var. Çarpı 4 diyoruz. 2 çarpı 4, 8 yapıyor. Yeşil zarflardan 8 puan kazanmış. Şimdi hesapladığımız zaman 10, 20, 30 mavi zarflardan 12, 12, 24 yeşil zarftan yok. Topladığımız zaman 54. Ece'nin 54 puanı var. Eray'ın puanlarına baktığımız zaman 10, 10, 20, 12, 8 daha 20, 20, 20 daha 40 yapacak. Eray'ın 40 puanı vardır. Aşağıdaki grafikte Sena'nın oyun oynadığı günler ve oyun süreleri verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları doğru cevaplarıyla eşleştirin demiş. Cuma günü kaç dakika oyun oynamıştır? Cuma günü baktığımız zaman kaç dakika oyun oynamış? Kaça kadar gelmiş? 30'a kadar. 30 dakika oyun oynamıştır. Çarşamba ve Cuma günü toplam kaç dakika oyun oynamıştır? Cuma 30 dakika oynamıştı. Çarşambaya baktığımız zaman Çarşamba da 20 dakika oynamış. Toplamda ne yapıyor? 50 dakika yapıyor. Cuma günü Salı gününden kaç dakika fazla oynamıştır? Cuma günü 30 dakikaydı. Salı günü ne kadar oynamış? 10 dakika. Aradaki farkı bulacağız. Çıkardığımız zaman 20 dakika fazla oynamıştır. Hafta sonu toplam kaç dakika oynamıştır? Hafta sonu cumartesi günü 50 dakika, pazar günü 40 dakika. 50 artı 40 ne yapacak? 90 yapacak. En fazla ve en az oyun oynadığı günlerdeki oyun süreleri toplamı. En fazlaya bakacağız. Şu en fazla hangisinde? Cumartesi günü 50 dakika. En az Salı günü o da ne yapmış? 10 dakika. Topladığımız zaman 60 dakika yapacak.
Diyor ki 18'in 1 bölü 9'u kaçtır? 9'a bölüyoruz, 1 ile çarpıyoruz. 18'i böldük 9'a. 2 defa var. 2'yi de 1 ile çarptık. Yine 2 yapar. Baktığımız zaman 2'dir. 1 ile çarpmamıza gerek yok. 1 zaten kendisi. Çarpmasak da olur. 20'yi böldük 5'e, ne yaptı? 4. 4'ü yine 1 ile çarpalım hadi. 2 de olabilir, 3 de olabilirse onlarla da çarpmamız gerekiyor. O yüzden 4 yapacak. 21'i böldüm 3'e eşittir 7. 7'yi de çarptım 1 ile yine 7 yaptı. 12 böldüm 2'ye 6. 6 çarpı 1 6 yaptı. Paya bölüyorum. Paydaya bölüyorum. Payla çarpıyorum. 32 bölü 4 8 yapar. 8 çarpı 1 yine 8 yapacaktır. 35'i böldük 7'ye. 5 yaptı. 5 çarpı 1 yine 5 yapacaktır. Şöyle biraz yaklaşalım. Aşağıda modellenen kesirleri altında verilen kutulara yazınız demiş. Baktığım zaman kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Paydamız 6. Kaçı boyalı? 1, 2, 3, 4. 4 tanesi boyalı. 6 da 4'tür. İkincisine baktığımız zaman bir kesirli ifade, bir model kaç parçaya bölünmüş? 4, 5, 6, 7, 8. 8. Toplam kaç parça boyanmış? Ona bakıyoruz. 8'i boyanmış burada. 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane boyanmış. Buraya baktığımız zaman bir tanesi hiç bölünmeden boyanmış. Ona bir tam diyoruz. Şimdi diğer modelimize bakıyoruz. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 5 parçası da boyanmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçaya bölünmüş. Kaçı boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçası boyanmış. Yine hiç bölünmeden boyalı bir tam sayılı kesirimiz var. Ve diğer modelimize baktığım zaman kaç parça bölünmüş? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paydamız 12. Kaçı boyalı? 1, 2, 3, 4 tanesi boyalı. Yine bir tane kesrimiz kaç parçaya bölünmüş? Ona bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelimiz diyelim. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 parçaya bölünmüş. Buradaki 12'sinin hepsi boyanmış. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane toplam boyalı parça var. Bir model kaça bölünmüşse onu paydaya, toplam boyalı parçaları ise paya yazıyoruz. Mavi kutucuklara yazılacak kesirlerle yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru yapılan işlemlerin sonuçları aşağıda veriliyor. Buna göre
yeşil kutucuklardaki kesirleri mavi kutucuklardaki uygun yerlere yazınız demiş. Hepsinin paydası 8. O halde hepsinin paydaları 8. Paydalara hiç bakmayacağım bile. Şimdi 6 olması için bunlardan hangi ikisini toplamam lazım? Tabii ki 4 ile 2'yi toplamam lazım. 2 artı 4 ne yapacak? 6 yapacak. Şimdi aşağıya doğru topladığımız zaman da 9 yapacak. 4 ile neyi toplarsam 9 yapar. Tabii ki 5'i topladığım zaman 9 yapacak. Şimdi 1 ne yapar? 8 ile 8 tam 1 yapar. 1 tam yapar. O halde buraya da 2'nin üzerine 6 eklersem yani bu kesrimizi 1 yapacaktır. Evet, burada da çıkarma. Yine paydalarımızın hepsi 6. Paydalarımıza hiç bakmayacağız bile. Sadece yukarıdaki işlemleri bakacağız. Mesela 3 olması için kaçtan kaçı çıkarmam lazım? Altları hiç görmüyorum. 3 olması için 8'den tabii ki 5'i çıkarmam lazım. Peki 8'den kaçı çıkartırsam 6 yapar. 8'den 2'yi çıkartırsam 6 da 6 yani 1 yapacak. 5'ten kaçı çıkartırsam 4 yapar. Tabii ki 1'i çıkartırsam baktığım zaman 2'den 1 çıkınca yine 1 kalır. İşlemleri doğru yapmış olduk. Modellenen kesirleri modelin altına yazınız. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Paydamız 6. Kaçı boyanmış? 1 parçası boyanmış. 1 bölü 6 veya 6'da 1 şeklinde ifade edebiliriz. Yine artı parça bölünmüş. Paydamız 6. Kaçı boyanmış? 4'ü boyanmış. Yine 6 parçaya bölünmüş, 5 tanesi boyanmış. Yine 6 parçaya bölünmüş, 2 tanesi ne yapılmış, boyanmış şeklinde ifade edebiliriz. Kesir sıralamalarında doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. Baktığımız zaman 2, 1, 3 nedir? Kesinlikle yanlış. Hani küçükten büyüğe, büyükten küçüğe fark etmiyor. Şimdi paydalar eşit olduğu zaman üstteki küçük olan küçüktür. Ve burada doğru sıralama vardır. Yine paydalar eşit olduğu zaman yukarıdaki büyükse diğerlerine göre daha büyüktür. Burada da yine 9, 6, 3 diye yazılmış. Doğru. Paydalar eşit 3, 4, 2. Mantıken bile hatalı. O yüzden yanlış. Aşağıda verilen kesirlerin payını 2 artırıp paydasını 3 azaltırsak yeni bir kesir elde ederiz. Elde ettiğimiz yeni kesirin türünü yazın demiş. Payını 2 artırıyoruz. 2 artırdığımız zaman ne yapacak? Yukarısı 4 yapacak. Paydasını 3 azalttığımız zaman 5'ten 3 çıkardığımız zaman 2. Payını 2 artırdık 5. Paydasını 3 azalttık 1. Payını 2 artırdık 3.
Faydasını 3 azalttık 6. Payını 2 arttırdık 4. Faydasını 3 azalttık 5. Şimdi payı paydasından büyük olan kesirlere ne diyorduk? Bileşik kesir diyoruz. Yine payı paydasından büyük bileşik kesir payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz. Aşağıdaki tabloda Emir'in 5 ay boyunca biriktirdiği paranın miktarı verilmiştir. Biriktirilen para miktarı 1. ay 100, 2. ay 75, 3. ay 125, 4. ay 50, 5. ay 150. Tablodaki verileri kullanarak Emir'in aylara göre biriktirdiği para miktarının sütun grafiğindeki çizimini soruyor bize. Herhangi bir grafik vermiş mi? Tablo falan. Yok. O halde çizelim. Kendimiz çizeceğiz grafiği. Şöyle bir bilgisayar çizdiğim için benimki yamuk olabilir. Cetvel kullanabilirsiniz siz. Daha düzgün olacaktır. Şimdi ikisini de ok yaptık. Şöyle yukarıdakine para miktarı diyelim. Buraya ise aylar diyelim. Buraya yazalım. Hepsi 25'in katı zaten. 25 50 diye başlayalım. 25 50 75 100, 125, 150, 175 şeklinde yazdık. Şimdi aylarımızı yazalım. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay diye. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay şeklinde yazdık. Şimdi sütunlarımızı çizeceğiz. Şöyle biraz kalın seçelim. Birinci ay 100 TL. 100 TL'nin olduğu yere kadar çıkacağım. Evet, 100 TL'nin tam karşısına küçük noktalar çizebiliriz az sonra. Bunları çizdikten sonra ikinci ay 75 TL. Şöyle yaptık. Üçüncü ay baktığım zaman 125. 125'e kadar çıktık. Dördüncü ay 50. 50'nin yüksekliğine kadar çıktık. 5. ay 150. Şöyle çıkalım. Şunları birazcık daha kalın yapabilirsiniz.
bu şekilde oluşturabiliriz. Ayşe saat 15'te bitecek şekilde aşağıdaki günlük çalışma programını uygulamıştır. Buna göre Ayşe ders çalışmaya saat kaçta başlamıştır? İşlemlerinizi gösterin demiş. Öncelikle kaç dakika sürmüş onu bulmamız gerekiyor. O halde önce birler basamağını toplayalım. 7, 8 daha 15, 1 de burada var. 22, 27, 35, 40, 45, 50, 56, 64. Elde var 6. 4, 5, 7, 10, 15, 16, 23, 25, 28, 30, 6 da elde 36 yaptı. Yani sürenin toplamı 364 dakika yaptı. Bunu da saat ve dakikaya çevireceğiz 60'a bölerek. 60'a böldüğümüz zaman bölüm kısmı saatimiz, içinde kaç tane 60 varsa o kadar saatimiz olacak. Kalan da dakikamız olacak yine. 6 defa diyorum. 6 çarpı 0. 0. 6 kere 6. 36 çıkardık. Kalan 4. 0. 0. 4 dakikamız arttı. Yani burası 6 saat 4 dakika yaptı. İşlerine ne diyordu? Bitecek şekilde. 15'te bitecek şekilde günlük işlerini programlamış. O halde bundan 6 saat 4 dakika önce başlamıştır. 15'ten 6 saat 4 dakikayı çıkartıyoruz. Baktığımız zaman 0 dakikadan 4 dakikayı çıkaramayız. O halde bir tane saat bozacağız. 15 saatimiz vardı. Bir tane aldık. 14 saatimiz kaldı. 1 saat dakika kısmına geçerken kaç dakika olarak geçiyor? Tabii ki 60. Şimdi altta da 0 dakikamız olduğu için 60'ı direkt yazdım. Altta bir dakikamız daha olsaydı 1-2 dakika onu da 60'a ekleyecektik. 60'tan 4'ü çıkardığımız zaman 56 yapıyor. Burada 14'ten 6'yı çıkardığımız zaman 8 yapıyor. Saat 8.56'da başlamıştır. Evet, baktığımız zaman ne diyor? Okunuşlarını karşılarına yazın diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman ne de iki farklı şekilde yazabiliriz. 35'te 25, 25 bölü 35. İki farklı şekilde söyleyebiliyoruz. 25 bölü
35. de 14. 27 de 14. 14 bölü 27 şeklinde ifade edebiliriz. Diğere baktığımız zaman 4 tam 7'de 4. 4 tam 7'de 4 veya 4 tam 4 bölü 7 şeklinde ifade ettik. Diğerinde 3 tam 8'de 7. 3 tam 8'de 7 veya 3 tam 7 bölü 8 şeklinde ifade edebiliriz. Dokuzda 6. Veya 6 bölü 9 şeklinde ifade edebiliriz. de 16. 16 veya 16 bölü 7. On ikide dokuz veya dokuz bölü 12 altıda 2 veya 2 bölü 6 şeklinde yazabiliriz. Bir de 17 veya 17 bölü 21 8 tam 10'da 9 veya 8 tam
9 bölü 10 şeklinde ifade edebiliriz. Burayı ise 18 de 7 veya 7 bölü 18 şeklinde yazdık. İki tam 17'de 6, iki tam 6 bölü 17 şeklinde ifade edebiliriz. Elli de 21 veya 21 bölü 50. On dörtte 12 veya 12 bölü 14 şeklinde yazabiliriz. Beş tam 24'te 19 veya 5 tam 19 bölü 24 şeklinde yazabiliriz. 14'te 32 veya 30 2 bölü 14 3 tam 7'de 5 veya 3 tam 5 bölü 7. de 9 9 bölü 7.
Aşağıda okunuşları verilen kesirleri yazılışlarıyla örnekteki gibi eşleştirin demiş. Baktığım zaman evet, bir tane eşleştirme yapmış. 8 tam 7 de 3. 8 tam. 8 tam 7 de 3. Birincisini yapmış, doğru. 24'te 18. 24'te 18 bakıyoruz. 24'te 18 burada. 2. 3.sü ile devam edelim. 5'te 12. Paydamız 5. Payımız 12, 3. 3 tam 8'de 7. 3 tam 8'de 7 burası. 41'de 12. 41'de 12. 5. Bunu yaptık. 10 tam 9'da 6. 10 tam. Evet, en altta 6, 7 de 3, paydamız 7, payımız 3, 7, bunu da yaptık. 15'te 32, evet, 8.'si, 6'da 4. 9.'su 7 tam 5'te 4, 7 tam 5'te 4, 10, 11'e geldik, 4'te 2, 11'de yaptık, 54'te 5. Evet. 12. 9 tam 10'da 7. 9 tam 10'da 7. 13. 12'de 7. 14. 4 tam 9'da 7. 10. 5 şeklinde tamamladık. Evet. Modellenen kesirleri örnekteki gibi modellerin karşılarına yazın demiş. Baktığımız zaman kaç parçaya bölünmüş? 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Paydamız 6. Kaçı boyanmış? Bir parçası boyanmış. 6'da 1 şeklinde yazıyoruz. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paydamız 8. Kaçı boyalı? 1, 2, 3'ü boyalı. Payımız 3. 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Ve bir parçası boyanmış. 4'te 1 şeklinde yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Paydamız 6. 1, 2, 3, 4 parçası boyanmış. 6'da 4 şeklinde yazdık. 1, 2 parçaya bölünmüş. Paydamız 2. Bir tane parçası boyanmış. Payımız 1. 2'de 1 şeklinde ifade ediyoruz. Evet, kesirler verilmiş. Buna göre modellenen kesirleri ve kesirlerin türünü aşağıdaki tabloya yazarak
kesirleri yarım ile karşılaştırınız demiş. A'ya baktığımız zaman kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Paydamız 5 ve 4 parçası boyanmış. Basit kesirdir. Ve baktığımız üzere yarıdan fazlası boyanmış, yarımdan büyüktür. B'ye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş ve 3 parçası boyanmış. Yine basit kesir. Yarımdan büyüktür. C'ye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya bölünmüş ve 5 parçası boyanmış. Basit kesir, payı paydasından küçük olan kesirlere deniyor. Ve yarıma eşittir. 10 parçanın 5 tanesi boyanmış. Onun yarısı 5 yapar. Yarıma eşittir. D'ye baktığımız zaman 8, 16 parçaya bölünmüş. Ve 12 parçası boyanmış. Basit kesir. Yarımdan büyüktür. Dört parçaya bölünmüş. Bir tanesi boyanmış. Basit kesir. Ve yarımdan küçüktür. Toplama işlemlerini sonuçlarıyla eşleştiriniz demiş. Hemen yapalım. Paydaların hepsi 12. Hiç görmüyorum 12'yi. Diğer tarafta da öyle. Normal toplama işlemi yapacağız. Çünkü hepsinde paydalar aynı. 3, 4 daha 7, 2 daha 9. Baktığımız zaman burası 6, 2 daha 8, 3 daha 11, burası 4, 8, 10, burası 4, 1 daha 5, 2 daha 7,
Bu işlemimizin sonucu da burası. Evet, modellenen modelleri kesirleriyle eşleştirin demiş. Baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölünmüş ve 3 parçası boyanmış. 7 de 3. 2 parçaya bölünmüş, 1 parçası boyanmış. 2 de 1. 4 parçaya bölünmüş ve tamamı 4'ü de boyanmış. 4 de 4. Ve son modelimize baktığımız zaman 3, 4, 5 parçaya bölünmüş ve 2 parçası boyanmış. Altıncı sorumuz. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y koyunuz demiş. Payı 1 olan kesirlere birim kesir denir demiş. Doğru tabii ki. Bir basamaklı en büyük tek sayımız 9'dur. 3'te 1'i veya 1 bölü 3'ü 3'tür. Evet, 9'u bölü 3'e 3 yapar. Doğru. 100'ün 5'te 1'i 25'tir. 100'ü 5'e böldüğümüz zaman 20 yapar. 5'te 1'i 20'dir. Yanlış. 3 günün 4'te 1'i 18'dir. 3 günün 4'te 1'i 3 gün. Bir gün 24 saat, 3 ile çarptığımız zaman 12'nin ikisi elde var 1, 6, 1 de elde 72. 72'yi 4'e bölüyoruz 4'te 1'ini bulmak için. Bir defa var, 1 kere 4, 4 çıkardık. 3, 2 aşağıya indirdik, 8 defa var, 32 yapar, çıkardık, 0, 0. 18'dir. Evet, doğru. Bir çiftçinin ceviz ağaçlarından elde ettiği ürün miktarlarının yıllara göre dağılımları ile ilgili bilgi verilmiş. Ne diyor? Toplanan cevizlerin tamamı kaç kilogramdır? İkinci yıl 60 kilogram ceviz toplamıştır. Birinci yıl toplanan cevizlerin miktarı, ikinci yılı toplanan cevizlerin yarısı kadardır diyor. Birinci yıl 60'ın yarısı, ikiye böldüğümüz zaman 30 yapar. Üçüncü yıl toplanan cevizlerin miktarı, ilk 2 yılda toplanan ceviz miktarlarının yarısı kadardır. Üçüncü yıl toplananların, şöyle şuradan yazalım. Birinci yıl 30, ikinci yıl 60, üçüncü yıl 30 artı 60'ın yarısı kadarmış. 2 bölüm 90 yapar. 90'ın yarısı da 45 yapacaktır. Dördüncü yıl toplanan cevizlerin miktarı, birinci yılda toplanan cevizlerin miktarının yarısı kadardır. Dördüncü yıl birinci yılın yarısı kadarmış. 30'un yarısı 15 yapacaktır. Toplanan cevizlerin tamamını soruyor bize. Bunları topladığımız zaman 30, 60, 45, 15. 5, 5 daha 10, 10, 0 elde var 1. 6, 4 daha 10, 3 daha 13, 1 daha 14, 1 delde 15, 150 kilogramdır.
Birinci yılda toplanan cevizlerin miktarı, dördüncü yılda toplananlardan kaç kilogram fazladır diye soruyor. Birinci yıl 30, dördüncü yıl 15. Ne kadar fazla olduğunu bulmak için aradaki farkı bulacağız. O da 15 yapar. 15 kilogram fazladır. Yıllara göre toplanan ceviz miktarlarının sütun grafiğini çiziniz demiş. Hemen çizelim. Hepsi 15'in katı. Sütun grafiğimizdeki sayısal verileri oluştururken 15'in katları şeklinde yapabiliriz. Şöyle yapalım. 15, 30. Biraz yamuk oldu ama cetvelle çizerseniz daha düzgün olur. 45, 60, 75, 90 şeklinde yazdım. Buraya birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl şeklinde yazdım. Şimdi birinci yıl ne kadardı bakalım hemen. Otuz, altmış, 45, 15. Birinci yıl 30. İkinci yıl 60. Üçüncü yıl 45. Dördüncü yıl 15. Buraya ceviz miktarı yazalım. Buraya yıllar yazalım. Şöyle 30'u karşısına getirelim. Aşağıdaki kutucuklarda verilen birim kesirleri sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayıp kutucukların karşılarına yazınız demiş. Paylar eşit olduğu zaman payda büyüdükçe kesir küçülür. O halde paydası en büyük olan en küçüktür. Hepsinin payı 1 zaten birim kesir olduğu için. Paydası büyük olan en küçük. Sonra 5, sonra 4, sonra 3. Paylar hepsinin 1 zaten. En büyük olan en küçüktür. 18 küçüktür. 13 küçüktür. 7 küçüktür. 6'dan şeklinde yazıyoruz. Payları yine 1, 1, 1, 1. En büyük paydası olan en küçüktür. Küçüktür. Sonra 10. Küçüktür. 9. Küçüktür. 3 şeklinde yazdık. Hepsinin payı 1. Paydası en büyük olan en küçüktür. 12 küçüktür. 10'dan o da küçüktür. 8'den o da küçüktür. 6'dan şeklinde yazdık.
16 küçüktür, 15 küçüktür, 14 küçüktür, 5'ten paylar 1. En büyük paydalı en küçüktür. Daha sonra 19, 18 ve 17 işaretlerimizi koyuyoruz. Küçük olanı gösterecek şekilde. Hepsinin payı 1. Payda 14. 8. 7. 3. 1. 1. 1. 1. Paydası en büyük olan en küçüktür 16. 15. 8. Ve 5 şeklinde yazdık. Seksen soru. Alfabedeki harfler ile doğal sayılar eşleştirilmiş ve aşağıda verilmiştir demiş. Evet, birden 29'a kadar yazılmış altlarına. Harflerin ve kelimelerin kesir değerini oluşturmak için şu bilgiler verilmiştir. Harfin eşleştiği sayı kesrin payına, alfabedeki toplam harf sayısı paydaya yazılacak diyor. Yani hepsinin paydası 29 ve altlarındaki sayılar da pay. Kelimeyi oluşturan harflerin kesir değerleri toplanarak kelimenin kesir değeri elde ediliyor. Yani can için ne demiş? C'nin altındaki pay 1, 3 ve N harfi baktığımız zaman 17'de hepsinin paydası aynı zaten ve 17, 3 ve 1'i toplamış 21 bulmuş. Kesir değerlerini bulunuz demiş. Şöyle biraz küçültelim. H harfine baktığımız zaman 29'da 10 olacak. A'ya baktığımız zaman 29'da 1. S'ye baktığımız zaman 29'da 22. A'ya baktığımız zaman 29'da 1 yine. Ve N harfine baktığımız zaman 29'da 17. Topladığımız zaman paydamız yine 29 olacak. 10, bir daha 11, 22 daha 33, 40, 50, 51 yapıyor. 29'da 51 veya 51 bölü 29. S'ine bakalım. S 22, 29'da 22. E'ye baktığımız zaman 6, 29'da 6. L'ye baktığımız zaman 15, 29'da 15. İ'ye baktığımız zaman 12, 29'da 12. N harfi yine 17, 29'da 17. Topladığımız zaman 28, 40, 55, 62, 72 yapıyor. 72, 29'da 72 veya 72 bölü 29 şeklinde ifade ediyoruz. Bir diğerine baktığımız zaman F7, 7 bölü 29. A1, 1 bölü 29.
T harfi 24. 24 bölü 29. İ harfi 12 bölü 29. H harfi 10 bölü 29. Şimdi faydamız 29. Hesapladığımız zaman 8, 48, 58 mi? Bir daha hesaplayalım. 8, 44, 54 yapıyor. Elde ettiğiniz kesirleri küçükten büyüğe sıralayınız demiş. Şimdi paydaları hepsinin eşit. Paydalar 29. 29. 29. Küçükten büyüğe sıralayacağımız için okun ucu küçük yönü gösterecek. Paydalar eşit olduğu zaman payı en küçük olan daha küçüktür. 51, 54 ve 72'dir. Doksanıncı soru. Orkun sınıftaki arkadaşlarına en çok sevdikleri oyunları sormuş ve verdikleri cevaplarla aşağıdaki çetele tablosunu oluşturmuştur. 5, 10, 12, 5, 6, körebe 6, yakan top 5, 9, 5, 10, 15 şeklinde doldurdu. Ve bizden bir sütun grafiği yapmamızı istiyor. Hemen dik bir çizgi. Biraz yamuk oluyor ama bir tane de yatay çizgi çiziyoruz. Ve buraya oyun sayıları, öğrenci sayıları diyelim. Öğrenci sayıları. Bunlar 3'ün katı sayılar olduğu için 3'er 3'er de yapabiliriz veya birer birer de çıkabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 şeklinde yazdık. Şimdi oyun isimlerini yazacağız. Oyunlar diyelim. Hangi oyunlar vardı? Saklambaç. Körebe. Yakar top. Birdir bir. Şeklinde yazdık. Şimdi körebe saklambaç 12. 12'nin bir çizgisini oluşturalım şöyle. Körebe 6.
Yakar top 9. Birdir bir 15. Şimdi o çizgilere kadar çıkaracağız. Saklambaç 12 idi. Şöyle bir sütun. Cetvelde çizerseniz daha doğru olacak. Körebe 6. Yakar top 9. Ve 1'dir 1 15 olacak. Bu şekilde çizebiliriz. Doğru cevaplarıyla eşleştirin demiş soruları demiş. Hemen bakalım. 106'nın ikide biri kaçtır? 106'yı ikiye bölüyoruz. 106'yı ikiye böldüğümüz zaman 53 yapacaktır. 114'ün 3'te 1'ini soruyor. 3'e bölüyoruz. 3, 9 yapar çıkardık. 2, 4'ü aşağı indirdik. 24 çıkardık. 0, 0. 38 yaptı. 38 de bayağı alttaymış. Dörtte biri dörde bölüyoruz 92'yi. Dörde böldüğümüz zaman iki defa var 8 çıkardık. 1. 3 defa var 12 çıkardık. 0 0. 23 yapar. 23 de yukarıda. 95'in 5'te biri 19 yapar. 5'e böldüğümüz zaman 102'nin 6'da biri 6'ya bölüyoruz çıkardık 4 2'yi aşağıya indirdik 7 defa var 42 17'dir. 112'nin 7'de birini soruyor. 7'ye bölüyoruz. Bir defa çıkardık. 4. 42'de 6 defa var. O da 42 çıkardık. 0, 0. 16 yaptı. 168'in 8'de 1'i 21 yapar. 135'in 9'da birini bulmak için 9'a böldük. Bir defa çıkardık. 4. Bu da 5 defa var. 15 yaptı. Evet, büyüktür, küçüktür bölümüne geldik şimdi. 92. sorumuz. Paydalar eşitse üstteki sayılardan hangisi büyükse o kesrimiz daha büyüktür. Paydalar eşit direkt yukarıya bakıyoruz. Paydalar eşit burası da eşittir o halde.
Paylar ve paydalar eşitse iki taraf da aynı zaten. Paydalar aynı. Yukarısı büyük olan daha büyüktür. 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 Yukarısı büyük olan büyüktür. Okun ucu küçük tarafı gösterecek. Aynen bu şekil. Paydalar eşit olduğu zaman payı büyük olan daha büyüktür. Bir pasta 12 parçaya bölünmüş. Biri 7 parça yemiş, biri 3 parça. Tabii ki 7 parça yiyen daha çok yemiştir.64 eş kareden oluşan bir oyun tahtasındaki karelerden 8'de biri kırmızıya, 64'ü 8'e böldüğümüz zaman 8 yapar. 8 tane kırmızıya. 64'ü 4'e böldüğümüz zaman ne yapacak? 16 yapacak. 32, 16. 16'sı maviye. 32'si de sarıya boyanmış. Boyandıktan sonra kalan karelerin yarısı da pembeye. Ne kadar kalmış? 40, 56. Geriye 8 tane kalmış. 4 tanesi de pembeye boyanmış. Kırmızı renkli kare sayısı 8 demiş. Doğru. Pembe renkli kare sayısı 18 demiş, yanlış. 4 bulduk. Oyun tahtasındaki karelerin yarısı sarı renklidir. Evet, yarısı. 32'dir, sarı renklidir. Mavi renkli kare sayısı kırmızı renkli kare sayısından fazladır. Evet, 16'ya 8 fazla, doğru. Oyun tahtasında en çok sarı renkli kare, evet, en az pembe renkli. 32, 4, doğru. Üçgen ve kare sembolleri aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilen iki kesirle eşleştirilmiştir. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyorum. Baktığımız zaman 0 ile 1 arası kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Paydamız 5. Kaçıncı parçada üçgenimiz? İkinci parçada üçgen eşittir 2 bölü 5. Karemize baktığımız zaman paydamız yine 5. Ama kaçıncı parçada? Burası 2 idi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. parçada bize ikisinin toplamını soruyor. Artı 8 bölü 5, o da 10 bölü 5 yapar. Aşağıda bir çıkarma işlemi modellenmiştir. Yazarak işlemi yapın demiş. Baktığımız zaman kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parçaya bölünmüş. Kaç parçası boyanmış? 13 parçası boyanmış. Burada ise kaç parçası boyanmış? Saydığımız zaman 8 parça boyanmış. Paydamız yine 15. Ve kaç parça kalmış? Boyanmış 5 parça kalmış.
Evet, 96. sorumuz işlemleri yaparak sonuçları bulun demiş. Faydalar aynı. Önce tam sayıları topluyoruz. 5, 2 daha 7. 7 tam. Fayda 6. 3, 2 daha 5 şeklinde yazıyoruz. Önce tam sayıları topluyoruz. 3, 3, 2 daha 5. Faydamız 8. 4, 2 daha 6. 6, 1 daha 7. Faydamız 13. Paylarımızı topladığımız zaman 12 yapıyor. Tam sayılarımızı topluyoruz. 5, 3 daha 8. Paydamız aynı kalıyor. 4, 2 daha 6. Tam sayılar topladığımız zaman 4, 2 daha 6. Paydamız 16. 9, 4 daha 13 yapar. 3, 2 daha 5. 5 tam. Paydamız 11. 6, 2 daha 8. Faydalarımız aynı kalacak. 14. Topladığımız zaman 39 yapacak. Paydamız 5. 9, 8 daha 17 yapacak. Paydamız 13. Topladığımız zaman 42 yapacaktır. Paydamız yine 5. 11, 9 daha 20 yapacak. Paydamız 7. 36 payımız. Paydamız 8. Topladığımız zaman 30 yapacaktır. Evet. Verilen zaman dönüşümlerini yaparak örnekteki gibi doldurunuz demiş. Şimdi 1 saat 60 dakika 25'i de eklemiş 85 bulmuş. 3 saat 3 çarpı 60 180 10'da dakikamız var 190 dakika yapar. 2 saat 120 dakika 45'i de eklediğimiz zaman 165 dakika yapacak. 5 çarpı 6 30 60'ın sıfırını eklediğim zaman 300 yapar. 5 çarpı 60 300 yapar. 25'i de eklediğimiz zaman 325 yapacak. 4 çarpı 60, 4 çarpı 6, 24, 0'ı ekledik, 240. 37 daha ekledik, 277 yaptı. 180 yapar 3 saat. 235 dakika yapar. 240 dakika 258 yapacak. 18'i de eklediğim zaman 120 169 dakika yapar. 300 335 dakika yapacak. Burada ise böleceğiz. 60'a bölmüş 2 dakika kalanında saniye eklemiş. 60'a bölüyoruz. 2 dakika geriye 32 kalacak. 60'a bölüyoruz. 3 dakika geriye 7 saniye kalacak. 60'a bölüyoruz. 4 yapar. Geriye kalanımız 3 olacak. 60'a böldüğümüz zaman veya 60'ı çıkardığımız zaman 29 kalacak. Burası yine 1 dakika 44 saniye, 2 dakika 23 saniye, 4 dakika 29 saniye, 3 dakika 50 saniye yapacaktır.
Saat ve dakika cinsinden işlemleri yaparak bulun demiş. 96'yı bölüyoruz 60'a. Bir defa var. O da 60 yapar. Çıkardık. 36 dakika kalanımız. Ve burası da saatimiz. 1 saat 36 dakika yapar. 179'u bölüyoruz 60'a. 2 defa var. O da 120 yapar. Çıkardık. 59 dakika. 2 saat. -205'i böldük 60'a. 3 defa var, o da 180 yapar. Çıkardığımız zaman 25 dakika 3 saat yapacak. -325'i böldüğümüz zaman 60'a 5 defa var, o da 300 yapar. Çıkardığımız zaman 25 dakika 5 saat. -285'i böldüğümüz zaman 60'a 240 yapar. Çıkardığımız zaman 45 dakika 4 saat. Evet, sütun grafiğinde bazı illerdeki müzelere bir günde gelen ziyaretçi sayıları gösterilmiş diye soruyor. Bir tık küçültelim. Ziyaretçi sayısının en çok ve en az olduğu iller hangileridir demiş. Baktığımız zaman en çok 450 ile en çok A, en az baktığımız zaman B olarak gözüküyor. Hangi illerdeki müzelerin ziyaretçi sayıları eşittir? Baktığımız zaman C ile F eşit. A ve D illerindeki müzelerin ziyaretçi sayıları toplamı A 450, D 400 topladığımız zaman 850 yapar. C ve G illerindeki müzelerin ziyaretçi sayıları toplamı C, G bakalım. C 200, G 150, 200 artı 150 eşittir 350. A ilindeki müzelerin ziyaretçi sayılarından kaç eksiktir? 450 ile A,
350'yi çıkardığımız zaman 100 eksiktir. B ve E ilerindeki ziyaretçi sayıları toplamı B, E. 100, 350, 450 yapacaktır. Gösterilen toplamını soruyor. A 450 ile B 100. C'ye bakalım. C 200, D 400. ...350, 200, 150. ...0, 5, 10, 15'in 5'i elde var. 1, 5, 7, 11, 14, 11, 14, 16, 17, 18. 1850 yapar. Modellenmiş kesirleri ve kesirlerin türünü örnekteki gibi yazın demiş. Baktığımız zaman kaç parçaya bölünmüş bir bütün? 6 parçaya bölünmüş. Kaç tane boyalı parçamız var? 6 burada, 6 da burada 12, 3 de burada 15. Tabii ki bileşik kesirdir. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. Ve 5 tanesi boyanmış. Basit kesirdir. Evet, burada bir bölünmeden boyandığı için bir tane modelimiz. Bir tam diyoruz. Kaç parçaya bölünmüş? 8 parçaya bölünmüş. 7 tanesi boyanmış. Ve biz buna da tam sayılı kesir diyoruz. Evet, bir bütün kaç parçaya bölünmüş? 10 parçaya bölünmüş. Kaç tane boyalı var? 10 burada, 3 de burada, 13 boyalı ve bunlar da bileşik kesir diyoruz. Bölünmeden 3 tane modelimiz var. 3 tam diyoruz. Bölünen kaça bölünmüş? 4 parçaya bölünmüş. Kaçı boyanmış? İkisi boyanmış. Tam sayılı kesir diyoruz. Aşağıdaki balonların üzerine kesirler yazılmıştır. Basit kesirlerin yazılı olduğu balonları sarıya, bileşik kesirlerin yazılı olduğu
maviye tam sayılı kesirlerin yazılı olduğu balonları kırmızıya boyayın demiş. Öncelikle tam sayıları kırmızıya boyayalım. Şimdi baktığımız zaman tam sayılı kesir, tam sayılı, tam sayılı kesir. Başka balonumuz var mı? Yok. Şimdi basit kesirleri sarıya, paydasından küçük olanlar basit kesirdir, sarı. Ve bu da sarıdır. Bileşik kesirler ise diğer geri kalanlardır. Maviye boyayalım. Payı paydasına eşit veya payı büyük olan kesirlerdir. Bu şekilde boyadık. Evet, aşağıda zaman birimlerini eşitliğin karşısında verilen birimlere çeviriniz demiş. 1 yıl 12 aydır. 3 yıl 3 tane 12. 36 yapar. 5 tane 12 60 yapar. 8 tane 12 8 çarpı 2 16 50 var 1 96 yaptı. 4 tane 12 48 yaptı. 7 tane 12 84 yaptı. Bir hafta 7 gündür, 3 hafta 3 tane 7 21 gün, 5 tane 7 35 gün, 9 tane 7 63 gün, 4 tane 7 28 gün, 7 tane 7 gün 49 gün yapar. Beş gün kaç saat? Bir gün 24 saattir. Beş gün 5 tane 24 o da 120 saat yapar. 24 çarpı 8 32 16 19 192 saat. 24 çarpı 6 144 yapar. 4 çarpı 24, 24, 48, 96. 24 çarpı 7, 8, 14, 16, 168 saat yapar. Şimdi bir gün 24 saat olduğu için 24'e bölüyoruz. 72'yi 24'e böldüğümüz zaman 72 bölü 24 o da 3 yapar. 3 gün. Burası 6 gün. 24'e böldüğümüz zaman 5 gün yapar. 24'e böldüğümüz zaman 96'ya böldüğümüz zaman 4 gün ve bu da 2 gün yapacaktır. Evet, çiftçinin yıllara göre ürettiği muz miktarını gösteren sıklık tablosu verilmiş, sütun grafiği çizin demiş. Miktarları şöyle yapalım, biraz küçültelim. Bir yatay, bir de dikey çubuk çiziyoruz.
ve muz miktarı buraya da yıllar diyoruz. Yılları yazalım. 6 tane var. 2, 3, 4, 5, 6, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Baktığımız zaman burayı da 500'ün katlar hepsi. 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Şuraya da 4500 yazıyorum. Sığdıramadım biraz. Ya şuraya yeniden yapalım. İki bin on üç, iki bin beş yüz. On dört, üç bin beş yüz. On beş, iki bin. On altı, dört bin beş yüz. 17 3000 18 4000 Şimdi şu sunlarımızı yukarıya doğru çıkartalım. Şeklinde yapabiliriz.